Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz. İkinci videomuza devam ediyoruz. Şimdi Çinli bir ailenin yanına yemeğe gidiyorum. Birlikte yemek hazırlayacağız. Cihazı yapacağız söylediklerine göre. Bakalım nasıl olacak. Bu arada okuldan girip çıkarken sistemden izin alıp çıkıyoruz. Yüz tarama sistemi var. Şimdi onu da göstereyim. Direkt böyle yüzünü test edip kapı açılıyor. Ve elimde boşluğum için mandalina aldım. Okulun içindeki marketten. Şimdi bir 300 metre ileride falan metro durağı var. Buradan oraya gideceğim. Hatta bunu da göstereyim. Çin'de yollar 3 parça arkadaşlar. Bir kaldırım var geyalar için. 2 şurada motosiklet. Genellikle elektrikli oluyor. Bisikletler için ayrı bir yol var. Arabalar için de ortada ayrı yol var. Yollar bayağı geniş yani. Evet, metro durağına girdim. Bir de girişte burada sıcaklık ölçüyorlar. Ve maske takmak da zorunlu. Benim bulunduğum şehirde ve Çin'in çoğu yerinde sıfır vaka olduğu için dışarıda maskesiz dolaşabiliyorsunuz ama toplu taşıma araçlarında maske kullanmak zorunlu. Bu da metroda falan otobüslerde kullandığımız kart. Aslında karta gerek yok. Alipay ile falan da ödeyebiliyorsunuz. Bütün ödeme işlemleri telefondan yapabiliyorsunuz. Şimdi şu son durağımız Jingtianlu'ya gidiyoruz. Şu an bizim bulunduğumuz yer. Şurada göstereyim. İnsanların olmadığı yerde daha rahat. Şu an iki durağımız Mingguang. Yani bir 30-40 dakika falan sürer. Jingtianlu'dan sonra orada arabayla yüksek ihtimal beni alacaklar. Oradan da 5-10 dakika arabayla gidiyoruz. Evet, vardık arkadaşlar. Ve Çin'de çıkarken de kartı basıyorsunuz. Burada gittiğiniz mesafeye göre sizden para kesiliyor. Yani sabit değil. Drone da dışı böyle. Burası metro istasyonu. Gördüğünüz gibi Çinliler çok fazla motosiklet kullanıyor elektrikli. Ya bazen bu gösterdiğim o bisiklet yollarında çok fazla arabadan daha fazla trafik oluyor. Bazen yeşil yanıyor, arabalar bitiyor. Motosikletler bitmiyor, motosikletler yüzünden geçemiyorsunuz falan. Evet arkadaşlar, arabadayız, gidiyoruz. Ne işiniz akışı? Merhaba. 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 Ben Cesur. Cesur. Evet. Evet. Arkadaşlar, Çinli aile daha önce Çin'de bulunmuş. Evde de zaten detaylı konuşuyoruz. Türkçe'de konuşabiliyorlar.
Evet arkadaşlar, burada içini hazırlıyoruz. Bu et, bu da hamur. Sonra cevizi yapacağız. Niye merhaba. 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 Nasılsınız? The beef, yeah, the beef and onion. Okay. Beef, bu inek et arkadaşlar. Beef and onion. Onion. Onions. Soğan da var. Not garlic, it's onions. Onions. Okay. Çarşıya yiyormuş ya, soğan. 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 Soğan, soğan. 但是洋葱嘛，洋蒜不是洋葱吗？洋蒜，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 
Soğan, soğan, Turkish soğan is different from this. Soğan is this. Onion. Okay. This onion. Okay, this is... Same? Same. This is okay. The root, root of this also onion. Oh, yeah. One dough, chia, onion, soan. Okay, okay. Oh, man. Okay, sonunda anlaştı arkadaşlar soğan konusunda. Three, two, one, let's go! Already started. Hadi. Evet arkadaşlar, cihaz nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Burada içini buraya koyuyoruz, hamura. Bizdeki mantığıyla aynı. Bu şekilde de kapatıyoruz. Hakan var. Çok güzel. Şişti. Okey. Okey. You can close. Okey. Evet arkadaşlar, ilk kısım pişirdik. Burada da yemeye başladık. Yoksa teach them how to eat. Bu için rantamı şu. Burada çubuğu çok daha rahat kullanabilirim. İlk önce üstte kalem tutar gibi tutuyorsunuz. Diğeri de şu şekilde olacak. Orta parmağın altında. Bu sabit. Üsttekini hareket ettiriyorsunuz. Tabii bunu ilk başta böyle yapamazsınız ama pratik yapmanız gerekiyor. Bu şekilde tutup direkt yiyorsunuz. Yani cihazla ilgili şöyle kırmızı bir sos var. Onu kullanabilirsiniz. Onunla birlikte daha güzel oluyor yani. Evet arkadaşlar, bugün bitti. Yurda gidiyorum, saat 1. 9-10 saat falan birlikteydik aileyle. Oyun oynadık. İlk önce tenis oynadık, sonra cihaz yaptık. Böyle çok önemli kısımların videosunu çektim. Ama çok fazla evdeyken video çekemedim. Sebebi de hani muhabbet sohbet sırasında direkt durun ben video çekeceğim demek bana çok garip hissettirdi. O yüzden işte cihaz yaparken, zaten izlemişsinizdir, bunu sona ekleyeceğim. Yani niye çok fazla kısım olmadığını sebebini açıklıyorum. Yani o yüzden çok, ya sanki onları kullanıyormuşum gibi hissettiğim için yani çok rahatsızlık vermek istemedim yani video konusunda. O yüzden belli başlı kısımları koydum. Umarım yine beğenirsiniz. Zaten bu video vlog çekmeme sebebi Çincer'in yanında size Çin'deki hayatı ve Çin kültüründe biraz olsun anlatmak. Çünkü Türkiye'de benim fark ettiğim Çin hakkında çok fazla böyle yanlış bilgi var, efsane var. İşte bunları biraz da olsa kırabilirsek ne hala. Umarım beğenmişsinizdir. Haydi görüşürüz. Zaten biraz karanlık çıkıyor. Bye bye.